Yalnız asla gözükmüyorum değil mi şu anda? Bir dakika. En azından biraz şöyle yapayım. Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güneşli ve aşırı güzel bir gün. Aşırı enerjik uyandım. Hatta o kadar enerjik uyandım ki işlerimden bir tanesini halledeyim dedim. Çamaşırı da kurdum uyanır uyanmaz. Başlıktan da anlamışsınızdır zaten, yarın bir yolculuğumuz var. Soğuk bir yerlere gidiyoruz. Daha önce gittiğimiz ama burada hiç vlogunu çekmediğim, paylaşmadığım bir yere gidiyoruz tekrardan. Hatta iki yere gidiyoruz. Siz bu videoyu izlerken şu anda orada olacağım büyük ihtimal. O yüzden beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Ondan dolayı da klasik Ceren Ceylan uçar, bavul hazırlama, işte tatile hazırlanma, bakım vesaire günü gibi bir şey yapacağız. Şimdi demir hapı kullandığım için benim hemen bir şeyler yemem lazım. Çünkü birazcık aç bıraksam kendimi hemen midem bulanıyor. Ondan dolayı tabii ki de her zamanki gibi kahvaltı hazırlayacağız birlikte. Evde çok malzeme yok. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü yani tatile çıkacağız diye biz de çok bir şey almadık zaten geçen hafta, biliyorsunuz ki. Bunu bir tost yapıp yanına yumurta yapabilirim. Aynı zamanda bugün evde de temizlik olacak. Ben bunu toparlamıştım zaten biraz evde ama bugün iyice bir temizlenecek. Ütü falan yapılacak. Bu arada hazır elimi atmışken ay çok iyi geliyor bu. Biliyorsunuz ki Casey'nin videosu için almıştım. O günden beri kullanıyorum bunu. Ve bu videoya yaptığınız güzel yorumlar için de ayrıca çok 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 teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Böyle yabancı videoları uyarlamam bence güzel oluyor. Sizin için de farklılık oluyor. Benim için de farklılık oluyor. Bu tarzda videolar ben döndüğümde devam edecek diyorum. Klasik tostumu yapıyorum valla. Peynirli, tulum peynirli falanlı filanlı. Buradan zeytinimizi de çıkaralım. Yumurtamızı hemen haşlayalım. Hop. Bir yumurta yiyeceğim bugün. Ta 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 ta. Ay biraz aksilik yaşadık. Bir tane tost yandı. Halbuki ikisini de bir arada atmıştım ama herhalde tost makinesinin bir tarafı daha çok ısıtıyor. O yüzden onun yarısını aldım. Böyle 3 dilimli tost yaptım. Bir de gül böreği vardı. Onu koydum yanına. Tabii ki de yumurta, zeytinimiz ve çeri domatesimiz. Bol bol peynirli oldukları için ekstra peynir koymadım yanlarına. Şimdi bunu yiyeceğim. Bana da afiyet olsun. One eternity later. Ay dostlarım, ben kahvaltıdan sonra yine kötülendim. Ya beni sanırım meyve suyu etkiliyor ya. Bugün meyve suyu içeyim dedim kahvaltının yanına ama yani kahvaltıdan sonra yine kötü oldum ben. Şimdi yatıyorum, midemin düzelmesini bekleyeceğim. Düzeldikten sonra tam gaz günümüze devam edeceğiz. Hazırlanmam lazım. Bugün bir şeyler de çekmem lazım gitmeden. Daha sonra kargo işleri falan var, onları halledeceğiz. Ama önce bir enerji toplamam lazım. Ay çok kötü oldu midem. Of, gerçekten her şeye varım ama bu mide bulantısına asla yokum ya. Allah düşmanımın başına vermesin derler ya. Aynı öyle hissediyorum yani midem bulandığında. Evet, şimdi kendime geldim. Birkaç fatura işi vardı. Onları halledeyim, kafam dağılsın dedim ki işe de yaradı. Sonra çamaşırlar bitti, onları kurutmaya falan attım derken karşınızdayım. Ay göz altlarım çok kötü gözüküyor şu an. Umarım gerçekten o kadar kötü değillerdir, bakayım. Lajörü yarım açmam da karartıyor biraz. Azıcık görüntüyü. Şimdi hazırlanmaya başlıyorum. Hızlıca minik bir makyaj yapacağım. Ondan sonra vaktim kalırsa şu Reels'lardan birini çekeceğim. Kalmazsa döndüğümde çekeceğim. Güneş kremimizi sürüyoruz. Yani bana özellikle hamilelikte kullanılabilecek güneş kremi soruluyor ama ben normalde ne kullanıyorsam yine aynı markaları kullanmaya devam ediyorum. Yani cildimize sürdüğümüz şeyin asit falan olmadığı sürece farklı bir şey olması gerektiğini düşünmüyorum hamileyken. Yaptığım araştırmalar sonucunda da onu gördüm. O yüzden hamilelik için farklı bir şey de kullanmıyorum. Zaten normalde de kullandığım bütün ürünler çok güzel ürünlerdi. Onlarla devam ediyorum açıkçası yani. Onun dışında dün bebek arabası işini hallettik. Hepsini videoya çektim. Baktığımız bütün mağazalardan işte böyle park park videolar olacak. Bütün düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ne aldık vesaire gibi. Çünkü zorlu bir süreç ve özellikle ben bakarken zorlandım yani. Herkes farklı farklı bir şey söylüyor. O yüzden hem size de yarar olur diye düşünüyorum. Hem de bana anı kalır diye düşündüğüm için böyle vlogladım. Bak az bir makyaj yapacağım diye bir şeyler sürüyorum suratıma. Ne zaman yayınlayabilirim hiçbir fikrim yok ama bir tatil olayları bir bitsin. Ondan sonra yayınlarım diye düşünüyorum. Kendime geldim yemin ediyorum. Bugün ama cidden sadece maskara falan süreceğim. Bir de yüzüme renk vereceğim, o kadar. Ve evet, hazırım gençler şöyle. Aslında gerçekten çok makyaj yapmadım ya. Maskara, yüz makyajı ve hazırım. Şimdi üst değiştirmeli bir reels çekeceğim için hala pijamalarlayım. Onu çekeyim. Ondan sonra çıkalım birlikte. Saat 11.30 şu anda. Yarım saatte çekip çıksam bence yetişirim her türlü.
Reels'ımı çektim. Hazır böyle bir şey giymişken de göbek çek yapalım. Şu anda tamı tamına 26 haftaya girmiş bulunmaktayız gençler. Çok tuhaf hissediyorum. Baya baya artık tekmelerini hissediyorum ve günün belirli saatlerinde atıyor tekmeleri. Gerçekten aşırı değişik bir duygu. Yani içimde şu anda bir canlı olması falan, hala daha ciddiye alamıyorum olayı. Neyse işte yavaş yavaş büyüyor göbeğimiz de. Bu elbiseye de bayıldım. Tabii içime doğru düzgün bir iç çamaşırı giydiğimde çok daha güzel duracaktır. Tam yazlık bir elbise. Göbekle falan bu tarz elbiseleri çok seviyorum zaten ben. Şimdi dışarısı için üzerimi değişiyorum. Ondan sonra çıkıyoruz gençler. Arkadaşlar size bir haberim var. Zamanında bol olan yüzüklerimin hepsi artık tam oluyor. Parmaklarım şişti. Şuna bakın ya. Bu arada böyle giyindim. Bunları ben H&M'den almıştım zaten. Aşırı rahatlar. Beli lastikli. Zaten böyle kargo pantolonlarda şansıma moda oldu. Aynı zamanda düşük beller. Çünkü bu göbekte düşük bel çok daha rahat hissettiriyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi üzerime bir deri ceket alıyorum. Hava sonunda güzelleştiği için artık deri ceket moduna geçebiliyoruz. Ta-ta-ta. Kargoya verilecekleri yanıma aldım. Bir de büyük bir paket var arabada. Onu da birazdan göstereceğim size. Ayakkabılarımın tatlılığı peki? Ay, arabanın başına geleni siz görmediniz. Göstereceğim birazdan. Şimdi şöyle kocaman bir paket var burada görmüş olduğunuz üzere. Bu paketin içerisi böyle günlük olarak ihtiyaç şeyleriyle dolu. İşte cilt bakımıdır falan filan. Her şey var içerisinde. Beni biliyorsunuz zaten, ben böyle Instagram'dan arada hediye falan veriyordum. Şimdi tekrardan düzeldiğim için sıklaştırmaya başladım bu hediye olayını. Geçen günlerde de böyle bir paket hazırladım. Özellikle yurtta yaşayan bir arkadaşa gitmesini istemiştim. Öyle de oldu. Çok iyi oldu benim için açıkçası. Çünkü gerçekten tam bir ihtiyaç çantası oldu. Onun dışında gerçekten buna inanamıyorum. Park halindeki aracıma çarpıp ayının teki kaçmış ya. Böyle bir şey nasıl yapabilirsiniz? Bakar mısınız şunlara? Ben düşünüyorum, ben birinin aracına çarpsam inerim, telefon numaramı bırakırım. Ondan sonra beni aramasını beklerim. Hani çok büyük bir şey değil Allah'tan ama yani sinirleniyor insan. Niye insanlar bu kadar saygısız ve hak yemeye meraklı diye. Ben böyle bir şey yapmazken, bu kadar özen gösterirken niye başka insanlar bu özeni göstermiyor diye sinirleniyorum yani. Yoksa çok şükür daha büyük bir şey de olabilirdi. Böyle küçük bir şey olması okey tamam ama hani insanların gerçekten bu saygısızlığına çok sinirleniyorum. Lütfen siz olun. Her birinin arabasına park halindeyken çarpıyorsanız numaranızı bırakma zahmetinde bulunun. Neyse artık gerçekten gidelim buradan. Oh, yaz geldiği için çok mutluyum. Bir de gözlüğümü takayım. Okey, hazırım. Ay arkadaşlar, hava o kadar güzel ki içim kıpır kıpır. Ve şunlarla terlemeye başladım bile. Yaz geliyor, çok mutluyum. Onun dışında gitmeden önce almam gereken takviyeler vardı. İşte demir ilacıdır vesaire, onları stokladım. Şimdi tırnaklara geçiyorum. Tırnaklarımın hali de bu şekilde. Bayağı bir uzadılar aslında. Ama ne şekil yaptıracağımı bilmiyorum açıkçası. Ne renk yaptıracağımı da bilmiyorum. Belki nail art yaptırırım ama ona üşene de bilirim. Onu da bilmiyorum. Tırnakları bayağı bir kısalttık. Böyle oldular. Renk olarak da sanırım şu ikisinden biri olacak ama 15 olabilir. Burada çok güzel renkler var. Bunlar sadece %2'si falan yani renklerin. Şu da olabilir belki. Bilmiyorum, bakacağım. Ve ta 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 ta. Çok güzel oldular ya. Aşırı temiz gözüküyorlar. Şuradan da göstereyim şöyle yüzüklerimle birlikte. Zaten söylemiştim, kısalttık bayağı bir. Şimdi ben buradan çıkıyorum. Direkt kargoya geçiyorum. Kargodaki işimi halledeyim ilk önce. Ondan sonra birlikte bir alışveriş merkezine geçeceğiz. Bir şeyler bakacağım. Zaten bakacağım iki mağaza var. Ondan sonra da eve geçeriz artık. Ay çok rahatladım arkadaşlar. Tırnaklarımı yaptırınca, beni biliyorsunuz, tırnaklarımı yaptırınca aşırı fresh hissediyorum. Bu arada gelecek yorumları az çok tahmin edebiliyorum. Onun da açıklamasını yapayım. Kalıcı ojenin veya herhangi bir ojenin bebeğe ya da size zarar verdiğine dair kanıtlanmış herhangi bir bilimsel araştırma bulunmamakta. Hele ki normal ojenin, yani bilmiyorum. Bir de özellikle zaten şöyle bir şey var. Hangi hamile anne çocuğuna zarar vermek ister veya zarar vereceğini bile bile bir şey yapar. O yüzden hamile kişilere yorum yaparken özellikle sizin düşündüğünüzden 10 kat daha düşündüklerine emin olabilirsiniz. Ay telefon çıkartamadım, üstüne oturmuşum. Ondan dolayı da içiniz rahat olsun yani. Ben bak kemerimi taktım, yine elim buraya gidiyor. Kapıyı kapattıktan sonra. Neyse haydi çıkalım bakalım. Çok sıcak ya, resmen yaz geliyor. Çok mutluyum. Aa, beni yormuş bu kız da. Kurtarır mı? Kurtardık vallahi.
Aldım malzemeleri, şimdi kargoya giriyorum gençler. Hemen buradaki işimi 5 dakikada halledip geliyorum. Bu işte bitti, vallahi rahatladım. Gitmeden böyle işleri halletmek gerçekten iyi oluyor. Kafam rahat, çıkıyorum yola. Şimdi şurada araba kokularım vardı. Ay, aldığım araba kokularına bakar mısınız ya? Benim kızlara da aldım bunlardan. Böyle takım takım kullanacağız. Şimdi ise alışveriş merkezine geçiyoruz. Hemen oradaki işimizi de halledip eve dönmeyi umut ediyorum. Şu pantolonlar çok güzel. Ben bu rengini almıştım. Bunu da yanıma götüreceğim zaten. Çok güzel şeyler var, rengarenk. Şu trench coat'u da çok sevdim. Neyse, ben sonuç odaklı ilerleyeceğim bu sefer. Şöyle bir pantolon deneyeyim dedim. Aslında bayağı rahat. Yazında rahat rahat giyilir ama emin olamadım. Converse'a falan da güzel durdu aslına bakarsanız. Ama ben bunu gideceğimiz yerde giyebilir miyim? Öyle de bir olay var. Çünkü tam yazlık kumaşı yani. İçine içlik falan giymem gerekebilir. Onunla da nasıl durur bilmiyorum açıkçası. Ama çok rahatmış. Güzel. Bu arada bu üzerimdeki laçvede. Düşüneceğim bunu. Ay, şimdi H&M'den de çıkıyorum. Hiç göstermedim bile. Çünkü her yer aşırı yazlık ve baharlık moda geçmiş. Yani o yüzden gideceğimiz yere uygun da bir şey bulamadığım için evdeki kışlığımsı şeylerle kombinlemeye devam edeceğim bir şeyleri. Hem zaten hani illa da bir şey alayım diye gelmedim de bir bakayım, hani bulursam güzel bir şeyler alırım diye düşünmüştüm ama bulamadım. O yüzden buradaki işim maksimum 15 dakika sürdü ve şu anda eve doğru geçiyorum. Bir de acıktım. Enerjim de düştü, ne yalan söyleyeyim. Ondan dolayı oyalanmadan geçeceğim eve. 2 hours later. Ben bugün vlog çekiyorum. Evet arkadaşlar, ben eve geleli bayağı bir oldu. Hatta bir şeyler yedim. Şimdi artık akşam yemeği vaktine geçtik. Ve bugün menümüzde kocaman bir levrek var. Balık günü yapıyoruz. Neden somon almadın? Çünkü İsveç'e gidip zaten her gün somon yiyeceğiz dedim. Her gün. Evet. Sonuna kadar somon yiyeceğim. Görüşürüz. Evet, böylece spoiler'ı da almış oldunuz. İsveç'e gidiyoruz arkadaşlar. Niye, bu videolar ne zaman yayınlanacak? İsveç'te. Yani becerebilirsem bu gece editlemeyi düşünüyorum. İsveç'teyken yayınlanır herhalde. Neyse, geçen sene değil, ondan önceki sene 2020'nin başlarında biz İsveç biletimizi almıştık böyle 2-3 gün kala. Ondan sonra gidemedik ama çünkü kapıları kapattılar, korona çıktı. Ondan dolayı öyle kalmıştı İsveç olayı. Bu sene tekrardan bir gitmemiz gerekiyordu. Onu da aradan çıkartalım dedik. Ben daha fazla ağırlaşmadan ve yorgun moda girmeden. O yüzden ilk durağımız İsveç ama iki duraklı bir tatil bu. Diğerini söylemiyorum, tahmin et. Çok zor. Çok zor, aynen. Daha bu arada yarın sabah saat 8.30'da yolculuğumuz var. Henüz otel bile ayarlamadık. Sadece bileti aldık bir hafta önce, o kadar. Yemekten sonra otel işini de halledeceğiz. Neyse, biz şimdi yemek hazırlama moduna geçelim artık. Burada palumuz pişiyor. Burada da ben salata yaptım Aydın şimdi. Şu mor ya da kırmızı lahanayı doğrayacak içerisine. Gerçekten dünyanın en pratik yemeği balık yapmak. Aşırı rahat, lezzetli ve pratik. Güzel duruyor işte. Üstü ben alayım, altı sen al. Çorbamızı da içtik. Şimdi otel işini hallettik. 2017'de gittiğimizde kaldığımız otele gidiyoruz. Onu ben bayağı beğenmiştim. Kahvaltısı falan da çok güzeldi. Risk almayalım dedik. Birkaç tane daha buldum yine aynı taraflarda falan ama yine içimi en sinen bir boğa burcu olarak önceden deneyimlemiş olduğum oldu. Şimdi artık bowl hazırlamam lazım ama yani yatıyorum. Full böyle biraz yorgun hissediyorum kendimi. Gözlerimi ovuşturup duruyorum. Tam böyle bahar geldi ya artık. Benim alerji zamanlarım da geldi. Bahar geldi. Biz yine soğuğa gidiyoruz. Ben dedim ki ben sıcak bir yerlere gitmek istiyorum. Aydın beni İsveç'e götürüyor. Buna da şükür. Ha, bir de gitmeden şu seyahat sağlık sigortası yaptım. Çünkü ne olur ne olmaz. Sonuçta hamileyim ve bir sigortam olması gerekiyordu. O yüzden şimdi maillerime bakıyordum. Onun maili gelmişti. Onun bilgisini vereyim dedim sizlere. Kaç günlük yapmış? Ha, 7 gün. E süper. Tam bu işte çıktı aradan. Çünkü gidemedim diye üzülmüştüm. Telefonla bu işi de halletmiş oldum. Ay, bu arada görüldüğü üzere puset ve bebek arabası ve aksesuarları orada. Aynı zamanda bugün Aydın şunu getirdi. Araba koltuğu arabaya sığmadığı için mağazada bırakmıştık onu. Dün sadece arabayla puseti aldık. Aydın'a bugün iş dönüşünde araba koltuğunu teslim aldı. Yani açıkçası araba koltuğu için biraz erken gibi aslında. Ama indirim vardı. Onu kaçırmak istemedik. Bir de bu araba koltuğunu 4 aydan itibaren kullanabiliyoruz. Ama ben tabii ki de büyük ihtimal puset kullanacağım İlk 6 ay. Yine de böyle indirim varken alalım dedik. Bayağı büyük bir koli zaten. Şöyle göstereyim. Dolaplardan bir
birinin üzerine sığabilirse oraya yerleştireceğiz. Diğerleri de artık orada duracak. Yapacak bir şey yok. Evde gerçekten yer yok. Vallahi oda bile nasıl yapacağız falan filan hiçbir şey bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Şu tatil bir bitsin. Ondan sonra o olayları da düşüneceğim zaten. Kısaca bu işte aradan çıkmış oldu böyle. Evet, başardık. Odamdayım artık ve bavul hazırlığına başlıyoruz. Şimdi ben kafamdan birkaç tane kombin yaptım. Tabii bunlar bir hafta önceki İsveç'in havasına göreydi. Çünkü bir hafta önce İsveç bildiğiniz 15 derece falandı güneşli. Ama biz gittiğimiz tarihte 3-4 derece falan olacak. O yüzden birkaç tane değişiklik yapmam lazım. Ondan sonra geçeceğimiz yer için de planlarımı yaptım. Allah'tan orada hava yine böyle 11-12 derece de yine planlarıma sadık kalabileceğim. İlk başta bir bavulumu getireyim. Küçük bavulla gidiyoruz. Zaten kısa süreliğine gidiyoruz çünkü. 5 gün kadar orada kalacağız. 5 günde 2 ülke gibi olacak yani. Bavul olarak tabii ki de bunu götürüyorum. Bir de yanıma sırt çantası alacağım. Bunlar bana yeterli olacaktır 5 gün için. Ya sadece işte kışın olduğunda seyahat ettiğinizde kıyafetler kalın olduğu için çok yer kaplıyorlar. Ondan dolayı da daha az kıyafet götürmek zorunda kalıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Ama neyse durun, halledeceğiz hepsini. H&M'den şöyle bir takım almıştım birkaç gün önce. Bunları kesin götüreceğim yanıma. Jogger, pantolon, şöyle hırkası. Bunun içine cropla giyerim diye düşündüm. Bunu normalde İsveç'te giyecektim ama biraz ince kaçabilir. Her ne kadar içlikle giyecek olsam da. Ondan sonra bugün ütü yapıldı biliyorsunuz ki. Ütüden alacağım şeyler var. Eşofman altını alayım. Bunun üzerine sivet alacağım. Valla full sivetle geçti bütün hamileliğim neredeyse. Artık farklı şeyler giyebilmek istiyorum. Sıkıldım. Bakın size bugün gösterdiğim pantolon Zara'da. Bu da aşırı rahat. Bunları işte içliklerle giyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bunun üzerine bir de ben şöyle bir ceket almış idim. Bunlar normalde takım değiller ama renkleri birbirine çok uyuyor. O yüzden şöyle bunu da koyacağım. Şöyle bir kazak da götüreyim diyorum. Bunun altına da yine geçen gün H&M'den aldığım şu kargo pantolonu götüreyim bence. Böyle güzel olurlar. Bunu İsveç'te giyerim işte. Bunun da içine içlik giyerim. 1, 2, 3, 4. 4 kombin oldu. Şu beyaz body'mizi alıyoruz. Bunu da yeni aldım Zara'dan. Yani aslında bugün bir şey almadım ama iyi ki de almamışım. Çünkü götürdüğüm her şeyi zaten son bir hafta içerisinde aldım neredeyse. Tamam bence ya. Şimdi bütün kombinleri denedim. Tekrardan hani oluyorlar mı üzerime falan filan diye. Hepsini kararlaştırdım ve şimdi gelin birlikte bunları yerleştirelim. Tek ayakkabıyla gideceğim. Hop, daha duşa gireceğim. Şimdi ilk başta şu kazağı mı koysak, pantolonu mu koysak? Pantolonları koyalım. Bol bol takı, aynı zamanda böyle günlük makyajımdan oluşan malzemeleri koydum içerisine. Cilt bakımım ve makyaj malzemelerim de tamamdır. Takılarım da tamamdır. Şu anda sadece sırt çantam ve kamera aksesuarlarım kaldı. Onu da sırt çantasının içerisine koyacağım zaten. İyi ya, hızlıca bitirdik. Çok sevindim. Bir sürü çorap ve iç çamaşırı aldım. İçlik alacağım ekstradan. Onun için bazanın altını açmamız lazım. Çünkü kayak kıyafetlerimin içerisindeydi. Başka da bir şeye ihtiyacım yok bence. Ha, bir de iki tane gözlük almam lazım yanıma. Evet dostlarım, her şey hazır. Sırt çantası olarak bunu alacağım. Yanıma bir de yedekten bere aldım ne olur ne olmaz diye. Şu çantamı götüreceğim. Bütün kıyafetlerimle uyumlu. Çünkü genel olarak beige tonlarında devam ediyorum. Yarın giyeceklerimi kenara ayırdım böyle. Bunlar da yarın sırt çantasına girecekler veya işte küçük çantaya. Şuraya eurolar, işte ilaçlarım, tripodu aldım. Bu da bozuk, biraz euron vardı. Onları da alacağım. Genel olarak ben para işini aydına bırakıyorum. Çok yanımda nakit taşımıyorum. Sanırım başka da bir şey kalmadı artık. Sadece duşa girmem gerekiyor. Güzel bir hazırlık oldu bence. 5 günlük tatil için güzel bir bavul hazırladım yani. Bakar mısınız şuna? Tam kararında. Gerçekten böyle gün gün kombin yapmak özellikle boşu boşuna eşya almamak adına çok iyi oluyor. Ama mont olarak da bunu alacağım. Bunun içi böyle kürklü ve çok sıcak tutan bir mont. Sizleri şimdi burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine birlikte hazırlandık. Güzel oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videonun ne olacağı çok belli zaten. O yüzden takipte kalmayı unutmayın.